Bir devlet sergileri vardı. O zaman çok önemli devlet sergileri. Üst düzey ressamlar katılıyordu. Benim iki resmim devlet sergisine kabul edildi. Öğrenciyken. Ya Van Gogh'un kitabı var, benim niye yok diye şey yap, kapıldım. Bir özlem duydum ona. Gittim, okulun imkanlarını kullanarak cilthanesinde kağıtları keserek bir küçücük kitapçık yaptım. Geveze elim hiç durmadan ya çizecek ya boyayacak. Yani resim yapmadığım zaman bir boşluk hissediyorum, bir yokluk hissediyorum. Niye varım gibilerden. Ben resimlerime benziyorum, resimlerim de bana benziyor. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Beyaz Tuval ekibi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ankara'dan yayın yapıyoruz. Konuğumuz Ankara'nın çok önemli müzelerinden birinin kurucusu, çok değerli bir sanatçı ve sanat eğitimcisi Mustafa Ayaz bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Konuk etmeyi hep çok istiyorduk. Bu bizim için çok büyük bir şans oldu gerçekten. Benim için çok büyük bir şans oldu. Bu güzel hanımın yanında, ortasında söyleşi yapacağımız için ben de çok mutluyum. Sağ olun. Şimdi o kadar büyük şeyler yapmışsınız, o kadar önemli şeyler yapmışsınız hayatınız boyunca sanat alanında ama en son damga vurmuşsunuz müzeyle. Daha yetmedi. Tabii biliyorum sizin bunlarla ilgili sözleriniz de var. Ben geleceğe yatırım yapıyorum diyorsunuz. Onları konuşacağız tek tek. Şimdi önce bir başlayalım. Kısaca sizi tanımak isteriz. Çocukluğunuzdan başlayalım çünkü çok ilginç bir sanat serüveniniz var. Evet. Trabzon'dan ta İstanbul'a uzanan, oradan da bu müzeye uzanan çok da zorlu bir serüven. Böyle kısaca çocukluğunuzdan başlayarak bize kendinizden bahsederseniz sonra uzun uzun devam edeceğiz tabii sorularınızla. Tabii ki, seve seve. Tabii çocukluğumun yani bilinçlenme dönemini hatırlıyorum. O da işte 6-7 yaşları gibi şeyler aklımda kaldı. Sabahları başlangıçta söyleyeyim, benim babam 12 yaşında sağır olmuştu. O nedenle Ruslar Birinci Dünya Savaşı'nda Trabzon ve havarisini işgal edince amcamla babamı esir almışlar. Fakat babamı götürmüşler, Trabzon'a bakmışlar ki bu gerçekten sağır ve geri göndermişler. Babam bu 6-7 yaşındayken oğlum kalk sabahleyin erken saatte o tatlı uykuda bizi kaldırır hadi oğlum çalışmaya. İşte herkes yaşına göre bir iş var, onu yapardı. Mesela bizim küçük sepetlerimiz vardı. Babam onlara işte odun doldurur, eve taşımamızı ya da ot doldurur, taşımamızı isterdi. Yani ve biz camiye giderdik. Camiye giderken de Hoca Efendi mutlaka bir odun götürmemizi isterdi ısınmak için. Sanırım 10 yaşına kadar ben camiye gittim, sonra gitmedim ve babam sağır olduğu için, köyde de okul yoktu hemen onu belirteyim, pek okuma, işte okula gitme gibi düşünceleri yoktu. Hatta bazıları ona okula gitmenin günah olduğunu da şey yapmış, telkin etmiş. O nedenle benden büyük olan ablam rahmetli o okula gidemedi. Abim, büyük abim gidemedi ki bana asıl babalık yapan adam onda gelecekte ondan bayağı söz etmek istiyorum. Dediğim gibi bana gerçek babalık yapan adam. Ondan sonra öbür abim ve ben dördüncü bir de kardeşim var. 12 yaşına kadar nüfusuzdanı çıkmamış. Abim diyor ki biz okuyamadık. Bari bu çocuk benim için okusun, kolumdan tutuyor, kasabaya götürüyor, nüfusuzdanı da yok. Kasabada, köyde de okul olmadığını belirttim, kasabada müdüre çıkarıyor, ilkokul müdürüne çıkarıyor. Diyor ki, efendim ben kardeşimi okula yazdırmaya geldim diyor. Onun üzerine bana bakıyor müdür. Diyor ki, nüfusuzdanı ver bakayım diyor bana. Ben dedim, benim nüfusuzdanım yok. Nasıl olur falan.
Ondan sonra diyor ki, sen kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım deyince, oho diyor, sen kocaman adam olmuşsun. Boyun posun da maşallah uzamış, seni okula alamayız diyor. Senin okul vakti geçti. Onun üzerine abim ki benden 4 yaş büyük, o da çocuk sayılırdı. En fazla 16 yaşında. Hemen atılıyor, diyor ki, efendim benim kardeşim yanlış biliyor diyor. Benim kardeşim diyor, Muhammed, benim o zamana kadar adım Muhammed. Nüfus cüzdanı yok ya, nüfus cüzdanında Mustafa yazılıyor. Muhammed kardeşim diyor, o 10 yaşındadır diyor, ben annem babam bana söyledi diyor. Ve onlar biliyorum ki bunları tamamen uydurmuş, sonra söylüyor. Peki diyor, o zaman diyor, gidin nüfus idaresinden 10 yaş yazdırarak gelin diyor. O nüfus memuruna gidiyoruz, işte kaç yaşındasın oğlum, abime soruyor, kaç yaşında kardeşin, 10 yaşında, ona göre uyduruk bir rakam. Ben aslında Ağustos ayında doğmama rağmen Eylül ayında doğmuş gibi yazılmışım nüfus cüzdanında. İyi ki abiniz varmış. İyi ki abim vardı, biraz önce söylediğim gibi abim her dönemde bana babalık yapan adam. Hep benim kolumdan tuttu, hep yanlışlarımı düzeltti. Bu çok önemli bir kırılma noktasıydı benim için, benim bir sanatçı olarak bu duruma gelmemde çok çok önemli ilk kırılma noktasıydı. İkinci kırılma noktası da şu, ilkokulu üçüncü sınıftayken, bunlar çok belki biraz uzun anlatıyorum ama çok önemli önemli şeyler, kilometre taşları. Köyümüzde okul yapıldı bu sefer. Yani okul yapılıyordu da o zaman bitti ve bir ilkokul hocası şey yapmışlar, orada tayin etmişler. Adını unuttum, Allah rahmet eylesin. Ama bana çok büyük kötülük yapmıştı o. O zaman bir düğünde o öğretmenle tanışıyoruz. Diyor ki, sen işte nereye gidiyorsun? İlkokula falan yere, kasabaya, merkeze gidiyorum. Diyor, bak ben okula geldim diyor, köyümüze öğretmen geldim diyor. Ne diye? Okul şeye, kasabaya gidiyorsun diyor, köyde okulunuza gelin diyor. Benim bir arkadaşım vardı Veli diye, rahmetlik oldu. İkimiz karar veriyoruz, sabahleyin çantayı alıp kasabaya değil, köyün okuluna doğru yöneliyoruz. Tam 180 derece farklı bir yön. Ters tarafa yöneliyoruz, gidiyoruz okula. Abim diyor ki, oğlum ne yapıyor? Ben köydeki okula gideceğim diyorum falan. Bir şey demiyor artık, şey yapamıyor. Derken bir ay sonra adamın askerliği çıkıyor. O ilk gelen öğretmeni, tek öğretmen zaten. Biz de ortada kalıyoruz. O ilkokulu 3. sınıftayken zaten benim böyle çok hevesli bir adam değildi. 12, yani 15 yaşına geldim, hala o şey böyle köy çocukları gibi işte oyun oynayan, işte yerine göre babamın, annemin verdiği görevleri yapan, o yük taşıyan, çalışan bir insandı, bir çocuktum. Derken şeye gidiyor, askere gidiyor ama ben diyorum yani okumayacağım. Tam çalışma zamanı büyük abim, bana babalık yapan öbürü, ablam, annem, babam tarlada kazıyorlar, belliyorlar. Ondan sonra ben de gidip onlara yardım etmeye çalıştım. Dedim ki yani bana abim bir şey demesin, babam zaten hiç karışmıyor. Hiç bir şey demesin, bak ben de çalışıyorum. Dedim ki oğlum sen okula gideceksin. Hayır gitmiyorum dedim. Böyle bir patakladı orada. İkinci gün oldu. Yani yine okula gitmedi. Niye gitmiyorsun? Gitmiyorum dedim. Bu sefer tarlada kazma, kürek bana gelişti abi. Burnumu kırdı. Bayağı. İyi ki öyle yapmış. İyi ki kırmış. Çünkü o olmasaydı ben de onlar gibi bir marangozdum. Dayılarım çok üst düzeyde, çok becerikli marangozlardı. Ben de belki onlardan biraz daha iyi marangoz olurdum. Derken amcamın oğlunun eline veriyor ve kasabaya gidiyoruz. Allah'tan okul müdürü benim kaydımı silmemişti. Sonradan o olaydan sonra bende okuma hırsı iyice bir gelişti. Çok çalıştım. İlkokul 4. sınıfta, 5. sınıfta hep birincilikle o sınıfları bitirdim. Hatta ilkokulu birincilikle bitirdiğim zaman benim amcaoğlu ağlamıştı. Niye ben şey yapamadım, olamadım da o benden bir yaş büyüktü, bu oldu diye. Köy sınavlarına girdim o yıl. Abim gurbetteydi, dayılarımla beraber çalışıyordu.
ile mektup yazdı tabii. O zamanlar telefon, telgraf mümkün değildi zaten. Mektup yazdı ille, ille gideceksin diye. Fakat babam da rahmetli, işte sağır olduğu için onu kınamıyorum. Oğlum dedi, oğlum demezdi de uşağım derdi. Uşağım, erkek çocuğa oğlan derdi. Uşağım derdi. Bu çayır kesme zamanı yani çalışma şeylerde, tarlada, orada, burada. Çayır kesme zamanı ne işi var? Ben çok güzel tırmanla ot biçerdim. Onun için benim o tarafımı beğendiğinde okula gitme, bize yardım et der gibi. Ama abim ısrarla mektup yazıyor, illi okuyacaksın derken sınava girdik, köy sınavına. Ve kazandık. Amcaoğluyla beraber işte kamyonun üzerinde vallahi iki günü, üç gecede herhalde şeye vardık. Çok arabamız bozulmuştu çünkü kamyonumuz yolda kalmıştı. Hatta bir gece bayağı şey yaptık, sabaha kadar beklemek zorunda kaldık. Amca, ben biraz açık gözlük yapıp şoför bağrına gittim. O şeyde arabanın üzerine kaldığı için sonra zatürreye yakalandı. Ben zatürreye yakalamadım ama pantolonumun belden dizden aşağısı meğer asit varmış orada dökülmüş. Ondan sonra sabahleyin bir kalktım, baktım pantolon yok. Dizden aşağısı yok, yırtık pırtık. Allah'tan bavulumda ikinci bir şey varmış yani. Annem koymuş pantolona benzer bir giysi yani. Onu giydim, Erzurum'a vardık. Derken Erzurum'da enstitünün müdürlüğüne gittik, yani bizi beyan ettik. Ve sınavlar başladı derken ben bilmiyordum kaçıncı olduğumu. Orada Günhan Selman Bey mi, Günhan Bey mi, Allah selamet versin, eğitim şefi şöyle bir tabir kullandı. İşte dedi, dört vilayetin matematik birincisi geldi, sorun soracağınızı diye benim için. Sonradan o hocayla biz Çorum'da arkadaş gibi olduk. Ben Çorum Öğretmen Okulu'nda hocalık yaparken, resim öğretmenliği yaparken o Akçadağ köy enstitüsünde müdürlük yapmış fakat orada bir olay olmuş. Onu cezalandırmak için Çorum Lisesi'ne tayin etmişler derken sonra Ankara'ya ben gazi eğitim sınavlarına girerken de yolda beraberdik. Uzun uzun konuştuk, sohbet ettik öğrenci hoca olarak. O söylemde bulundu işte matematik birincisi geliyor diye. Bana iki soru sordular, takır takır yapıp çıktım. Ama birincilik, matematikte birinci oldum fakat Türkçem bayağı kötüymüş. Sonradan bana söyledi. Çünkü cam kırıldı yerine çam kırıldı. Ondan sonra geliyorum yerine geliyorum gibi laflar yazmışım Türkçe'de. Türkçe'den 70 almışım, matematikten de 100 üzerine 100. Derken ilk yani köy enstitüsüne girdiğim ikinci sınıftayken, sanırım ikinci sınıftayken Burhan Alkar şu anda sağ, çok önemli heykeltıraşlarımızdan bir tanesi, Ankara'nın bütün sokaklarını heykelleri süslemekte yani çok çok sevdiğim bir hoca, insan olarak, kişi olarak da yakında ziyaretine gideceğimi de söyleyeyim. Onun asker dönüşü, köy enstitüsüne gelmesi bize bir yeni heyecan katmıştı, vermişti. Heyecanlandırmıştı bizi. Ve resim atölyesinin anahtarını da bana vermişti. Orada Rembrandt'ın, Van Gogh'un böyle küçük el kitapları vardır bilirsiniz eskiden. Şimdi bilmiyorum piyasada var mı? Ya Van Gogh'un kitabı var, benim niye yok diye kapıldım. Yani bir özlem duydum ona. Gittim okulun imkanlarını kullanarak cilthanesinde kağıtları keserek bir küçücük kitapçık yaptım. Ve orada işte ben de portreler yaptım yağlı boyayla yani. Fakat o defter yok yani. Birinin eline mi geçti yoksa evet, çöpe mi gitti bilmiyorum. İnşallah birinin elinde duruyordur. O çok önemli bir ama çok çok önemliydi. Okulun resim atölyesinde sık sık gidiyordum desen çalışıyordum. Ama fen dalına mı gidecektim? Resmi daha kararsızdım o dönemde çünkü ortaokul son sınıftı o dönem. İkisi de başarılı olduğunuz alanlar. Ya şimdi Ali Candaş'la şöyle yollarımız çakıştı. O
o arada okulumuza yeni bir müdür geldi. Canım Akın diye. Sonra İstanbul Öğretmen Okulu'nda uzun yıllar hocalık yapmış o. Amerika'dan bir kursta, bir şeyden döndükten sonra bizim Türkçe derslerine girdi ve çok çok ciddi bir alandı. Yani kitapta ne yazılıysa Türkçe'de o ödevleri yapmazsan pataklıyordu. Orada Türkçe kitabında şöyle yazıyordu. Osman Kaptan diye bir parça vardı. Osman Kaptan da bizim hayatımızı değiştirdi. Diyor ki bunu okuyun diyor. Sonunda alttaki işte soruları soruyor. Bir sürü şeyler çok uzun. Tabii ben bu kadar geniş anlatmayacağım. Sadece şunu diyor. İçinizden resim yapan arkadaşlarınız varsa bu Osman Kaptan portresini tahtaya çizmeye çalışsın. Biz Ali Candaş'la bunu tahtaya değil de kartonlara yaptık. Ben kendime göre bir karton buldum. İşte ona çizdim bu işte bıyıkları şöyle, ağzı burnu şöyle diye. Kütüphanelerine koydum. Ali de sanırım aynı şeyi yaptı. Müdür geldi, dersi işliyor. Arada bir bizim resimlere bakıyor. Fakat bir taraftan da korkuyorum. Acaba çünkü kitapta diyor ki tahtaya çizmeye çalışsa acaba hata mı yaptık? Çünkü en ufak bir şeyde pataklayan bir müdür. Dersin sonunda doğru o soruya gelince diyor ki bu resimleri kim yaptı bakayım diyor böyle. Böyle korkarak parmak kaldırdım Ali. Aferin oğlum dedi, siz çok güzel şey yapıyorsunuz. Resminiz nasıl? Burhan Bey beğeniyor mu sizi? Burhan Bey'e söyleyeyim de sizi yetiştirsin ve sizi çapaya gönderelim. Çapayı ilk defa öğrenmiş olduk. Yani onun üzerine ders bitiyor. Bizim sınıftaki arkadaşlar tahtaya şey Ali Candaş'la benim karikatürümü yapıyorlar. İşte çapa şeyimize veriyorlar. Ve diyorlar ki Mustafa Ayaz, Ali Candaş çapaya gidiyor, çapa kazmaya gidiyor. Yani tarla kazmaya gidiyorlar şeklinde yorumlamışlar. Bizi o yaz Burhan Bey yetiştirdi. Sonunda işte eve tatile Trabzon'a döndük. Köydeki evlerimize döndük. Derken birer mektup geldi. Gelin hemen sizi İstanbul'a göndereceğiz diye kabul edildiniz. Ya biz daha önce tabii o yaz Burhan Bey'in yardımıyla dosya gönderdik İstanbul'a. O ilk seçimi kazandığımız için onlar olumlu şey verdiler. Ve bizi tekrar Erzurum'a hemen çok kısa bir tatilden sonra dönmek zorunda kaldık. Kumpanyamız hazırlandı. Ekmek, işte helva, şu bu derken bizi trene bindirdiler. Tren bileti hazır. Hepsini devlet karşılıyor değil mi? Tabii ki hepsini. Paltomuzu, çorabımız, mendilimiz ama her şeyimiz. Antiparantez hemen şunu söyleyeyim, biz İstanbul'a gittikten sonra hem İstanbul'dan elbise aldık hem de köy üstünde bize paltolar, maltolar geldiler. Orası soğuk olduğu için ben o güzelim paltoyu sonra gittim, çok kötü bir ceketle değiştirdim. O da ayrı bir şey. Derken Burhan Bey'in şeyine göre, nasıl tariflerine göre gittik çapayı bulduk. Şöyle binaya uzaktan bir baktık, sanırım bunu Ali Candaş da size bu şekilde anlatmıştır. Bir şaşırdık yani. Biz dedim ki oğlum Ayaz, biz oğlum Ali dedim, bizi burada okutmazlar dedim. Ya ne söylediğini unuttum ama çok görkemli, çok temiz, tertemiz bir bina. Yani derken birisi bizi karşıladı. Ondan sonra işte banyoya aldılar, yıkandık, tertemiz falan. İşte çamaşırlarımız var mıydı, yok muydu, yoksa onlar mı verdi, oralarını unuttum. Yalnız şöyle bir olay oldu. Sınava girdikten sonra ben yaşça Ali'den büyük olduğum için Ali de hep geride kalıyor, beni öne sürüyor. Okul müdürü Tevfik Aras, Allah selamet versin, Allah rahmet eylesin ama onunla yıldızım hiç barışmadı. Hep beni zokaladı yani böyle bir takım basit meseleler yüzünden. Bizi çağırdı odaya. Ha, o ara bana bir mektup verdi okul Erzurum köy enstitüsü müdürü. Gene mektup benim cebimde. Ali hep dışarı arkada hazıra konuyor. Dedi ki oğlum eğer sınavı kazanamazsanız ben burada yazdım okul müdürüne bu şeyi verin bu zarfı. Nihayet orası da devletin okulu, Erzurum'da devletin okulu. Onlar sizin biletinizi alacaklar, tren biletini. Her şeyi düşünüyorlar. Her şeyi evet. Düşünüyorlar.
Bunun üzerine şey cebimde hazır bekliyor. Dedi oğlum dedi Tevfik Aras bana sor, böyle ortada soruyor ama ben cevap veriyorum. Oğlum dedi siz dedi dönüş biletini aldınız mı dedi. İçimden dedim eyvah boku yedik. Müdahale edersiniz yani. Yani içimde böyle bir şey geldi. Eyvah dedim kazanamadık dedim. Kazanamadık dedi. Ya içim. Şöyle dedim ki efendim dedim. Böyle elimi cebime soktum çıkardım. Dönüş parasını siz verecek misiniz dedim. Mektup var dedim. Mektubu hiç açıp okumadan bana bak dedi. Burası dedi banka mı dedi. Sen dik kafalıya benziyorsun dedi. Bana hitaben bana. Ali sıyırmış. Hep şeyde geride duruyor. Ondan sonra sen dik kafalıya benziyorsun dedi. Bak dedi burası şey değil, Erzurum, Trabzon değil dedi. Burası İstanbul dedi. Ayağına denk attı dedi. Hadi bakayım dedi ikiniz de kazandınız dedi. Tabii ki o bayağı ben biraz kısa anlattım. Aslında bayağı şey yaptı yani laflar söyledi. Burası böyle, burası şöyle, şudur budur. Sonunda da birdenbire hadi bakayım dedi kazanınca birden bir şey yapıldı. Yani böyle soğuk duş gibi. Yani hem de nasıl. Biz de Ali ile karar vermiştik. Eğer kazanırsa kendimizi ödüllendireceğiz, gideceğiz lokantada yemek yiyeceğiz gibi bir şey vardı. Bilmiyorum ama onu yedik mi yemedik mi unuttum o tarafını ama trende dedik ki eğer kazanırsa ödüllendireceğiz kendimizi gidip bir şey alıp yiyeceğiz falan gibilerden. Ama kazandıktan sonra işte yemekhaneye iniyoruz. O da benim için önemli. Belki Ali için önemli değil çünkü Ali yakışıklı bir delikanlıydı. Hala öyle herhalde. Ben böyle hep çekingen, korkak, kızlardan uzak duran bir kişiliğim vardı. Şimdi kızlar karşımızda yemek yiyorlar, ikmale kalmışlar. Daha okul açılmamış ama biz tabii enstitüye, Trabzon'a dönecek halimiz yok. Orada yedik, içtik, kaldık. Bir 10 gün sonra okul açıldı herhalde, belki de 15 gün sonra. Şimdi o ikmale kalan kızlar, erkekler geliyor, ha o konuşuyorlar, biz şaşırıyoruz ya. Nasıl konuşuyorlar bunlar? Kızlı, erkekli gruplar falan filan. Yani zor yemek yiyorum falan, utanıyorum. Tabii sonradan alıştık her şeye. Zaman geçti, hocaların dikkatini çekmeye başladım orada da. Yalnız şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Bu ikinci sınıftaydım sanırım. Rahmetli İlhami Demirci, bizim derslerimize gelmiyordu ama çok hararetli bir hocaydı. Bizim derslerimize Malik Aksel geliyordu. Malik Aksel daha önce Gazi'de hocalık yapan bir adam ama ailevi nedenlerle şeye İstanbul'a tayini yaptırdı oraya seminere. Fakat konuşmazdı o. Pek konuşmazdı. Ben yaptığım resimleri İlhami Demirci'ye bize gelen değil öbür gruba şey yapardı, gidiyordu ve ona gösterirdim. Bize işte kübizm, fütürizm bu konuları anlata ben bayağı gaza geldim. Sonunda dedim ki işte çocukluk yani hala çocuk. Gerçi yaşımız işte 16-17 değilse ama hala çocuk. Dedim ben bir buluş yapacağım. Ben de ünlü olacağım. Ben de Picasso gibi olacağım gibi. Siz hedefinizi o günden koymuşsunuz hocam. Yani şudur. Ben de şey lider olma vasfı demek ki ve o heyecan. Ağustos'ta da diyor ya. Yani evet. Şey önce var mı bu koymuş? Evet yani. Bu sefer bir sürü siyah beyaz resim yaptım. Nasıl ama? Arkada Leonardo'nun bir resmini yaptım. Üstüne de ben çizgiler çizdim, soyut şeyler. Picasso'nun resmini yaptım. Resimlerinden ayrıntı alarak. Dedim ki böyle eklektik bir şey yaptım kendime göre. Dedim bunu ben şeye İlhami Demirci'ye göstereyim bakayım ne diyecek. Şimdi şunu bekliyorum. Ya Ayaz sen daha iyisin. Sen bu dünyanın en büyük ressamısın demesini bekliyorum yalan yok. Yani bu ne oluyor falan gittim. Şimdi İlhami Demirci aldı kağıtları ne onlar bakıyor mu? Bak bu kompozisyon güzel falan. Daha gıcık oluyorum. Adam kompozisyondan bahsediyor. Benim ben nerede benim dehamı? Ben ne bekliyorum?
ben ne bekliyorum, o neyi şey yapıyor, neyi düşünüyor falan diye. Bekliyorum ki bana, yahu sen daha iyisin falan desin. Ya hocam bunu böyle yaptım, bunu. Sonra da dayanamadı. Affedersin, şöyle omuzuma Ayaz dedi, seni anlıyorum dedi. Daha çok gençsin dedi. Çok heyecanlısın dedi. Dedim ki, işte şunu şunu yapmak istedim falan deyince, çok heyecanlısın, çok gençsin ama inşallah dedi, ileride iyi bir yere geleceksin dedi. Çünkü senin şeylerini anlıyorum, hislerini anlıyorum dedi. Yani Allah'a denesin, o şey yaptı. Yani bir yerde bana bir yol göstermiş oldu. Bir de motive etmiş aslında. Tabii ki yani motive etti, bir de şey yaptı yani. Senden iş çıkar. Evet. Yalnız o son sınıftayken, bu dediğim olay ikinci sınıfta olmuştu. Kendimi övmek için söylemeyeceğim de, bilmiyorum onlar işleri hak etti mi, etmedi mi, devlet sergileri vardı o zaman. Çok önemli devlet sergileri. Üst düzey ressamlar katılıyordu. Belli ramiler, şunlar bu. O dönemin en üst düzey ressamları. Ben iki tane küçük resmim, biri yağlı boya, biri sulu boya gibi, guaj gibi resmi, daha doğrusu 4-5 tane resmi devlet sergisine götürdüm. Öbür arkadaşlar da götürdüler. Benim iki resmim devlet sergisine kabul edildi. Öğrenciyken. Ve bu bir olaydı yani, onu söyleyeyim. O resimlerin bir tanesini, sonra o resimler geri geldi. Benim sınıf arkadaşım Ersan soyadı ne? Ölmüş herhalde. Kızların bir resim öğretmeni olduğunu biliyorum. Cevap vermiyorlar, telefon çalıyor. Ya rahmetlik oldu herhalde. Onlara hediye ettim. Öbürü bilmiyorum ne oldu. Hiç geçmişime o dönemde sahip çıkmadım. Yaptım yaptım yola bıraktım. Hiçbirine sahip çıkmadım. Ancak şurasını söyleyeyim. Rahmetli İlhami Demirci bunu öğrenince benim iki resmimin devlet sergisine girdiğini ve onlara haber vermeden gelip resim verdiğim için bir yerde onu bahane ederek tabii niye bize sormadan gittin verdin gibilerden beni biraz şey yaptı yani bana yakındı öyle azarlamak değil de Ayaz dedi bu hoş olmadı dedi falan diğer arkadaşlarına karşı hoş olmadı dedi yani diğer arkadaşlarının küçümsetilmiş olduğu gibi laflar söyledi şimdi bu böyle derken Gazi'ye geliyorsunuz. Şimdi Gazi'ye gelmeden önce ben ilkokul öğretmeni oldum, bitirdik orayı. Kendi köyüme bir şekilde tayin edildim. O sene evlendim. Ama kasabaya inip de o zaman evimizde radyo falan öyle bir şey yok. Radyo sesi duyduğum zaman bir hüzünlenirdim yani artık ben niye okumuyorum falan. Eşimin de isteğiyle, yani o gitme deseydi daha yeni evlendik çünkü. Ya gitme deseydi gitmeyecektim. Onun da teşvikiyle işte sınavlara girdik, kazandık şeyi, Gazi'yi. Gazi'deyken birinci sınıfta Mustafa Demekçe dersimize giriyordu. Sonra Adnan Turani bizim için çok büyük bir şanslı, onu söyleyeyim. Ama Adnan Turani olmasaydı acaba ben bu duruma gelebilir miydim, onu bilmiyorum. Fakat Adnan Turani beni hep şey yaptı, tuttu, beğendi, takdir etti. Oradan mezun olduktan sonra orada çok heyecanlı araştırmalar yapıyordum Gazi'de öğrenciyken çok uzun uzun. Bunları yani anlatmak da istemiyorum çünkü çok zamanımız alır. Sadece çok değişik çalışmalar yapıyordum. Evet, dikkatini çekmiştim Adnan Bey. Mezun olduktan sonra kura çektik, öğretmen okuluna düştük, Çorum. Öyle benim için bir şanslı çünkü Ankara'ya çok yakın. Orada bayağı çalıştım, böyle kocaman soyut resimleri yaptım. O resimlerin bir tanesi yok. Derken asistanlık sınavı açıldı. Sınava girdim. O sınavda İsmail Avcı da vardı. Ondan sonra gene onun sınıf arkadaşı Ramiz vardı. Ramiz çok iyiydi o zamanlar. Ama
Mesela beni hiç çekemezdi Ramiz. Benden iki devre önceydi ama beni hiç çekemezdi. Ama İsmail Avcı gerçek bir arkadaş, gerçek bir insan. Ben İsmail Avcı'yı ben çok severim, çok takdir ederim. Çünkü sınavdan sonra benim 26 mıydı, 16 mı, 20 mi, öyle bir bayağı kalabalık bir gruptu. Hatta ben bir hafta sınav oldu, bir hafta. Yağlı boya, desen, kroki falan filan. O ara grip oldum, teyzemin olduğu evinde kaldım. Ve gitmek de pek istemiyorum Gazi'ye. Çünkü Çorum'da çok rahattı falan. Yani rahattık orada. Derken kazanınca hiçbiri beni tebrik etmedi. Sadece İsmail Avcı geldi, Ayaz dedi. Senin hakkındı dedi. O tebrik etti. O ötekiler hiçbiri beni tebrik etmedi. Ha ne oldu? Bir şey olmadı. Ve Gazi'ye yalnız gelirken o anımı şey yapayım. Çorum'dan o gelmeden önce bir sergi, belki 6 ay önceydi, bir sergi yapmak istedim Ankara'da. Adnan Bey dedi ki, oğlum dedi, sen acele etme dedi bana. Fakat ben şey yapamadım, o resimleri vallahi biraz orayı karıştırmış olabilirim. Acaba aslan olduğum zaman mı getirdim yoksa ondan 6 ay önce mi? Kamyonun üzerine şöyle kocaman, şunun neredeyse bunun kadar resimler. Büyük, yani biraz küçükleri de var. Sabah pazarına bir yere indik. Orada bir eşek arabası tuttum. Çünkü kamyon tutacak param yok. Şey yaptık, at önde, biz arkadan Gazi'ye kadar yaya geldik. O resimlerin hiçbiri yok. Niye onlara sahip çıkmadınız? Hepsini yırttım, şaselerinden yararlandım. Bir arkadaş da birkaç tane aldı beni. Peki niye onları yırttınız? Yırttım, şaselerinden yararlanmak için, bez gereceğim. Ya. Hepsi de soyut resimler, müthiş resimler. Hiçbiri yok. Gelene resim verdik o dönemde. Yani geleni aldı benden. Ondan sonra artık para karşılığı vermeye başladım. Öyle. Yani bilinçlendim diyelim. Şimdi hocam resimlerinize geçeceğiz ama geçmeden önce sizin bir sözünüz var ya, oradan başlayarak öyle giriş yapalım resimlere. Diyorsunuz ki resim benim mesleğim değil, nefesimdir. Evet. Bu çok önemli bir söz. Ne demek istiyorsunuz bununla? Bunu sizin ağzınızdan şöyle bir dinleyelim. Şimdi gerçekten yani bu son dönem, Gazi'ye girdikten sonra yani asistanlık döneminde esas bu şey başladı. Çizmek, boyamak, daha çok resim yapmak, daha çok ve öyle hale geldim ki artık nasıl bir insan 3 gün, 5 gün, 1 hafta yemek yemediği zaman yemeği, suyu özlerse ben de resim yapmadığım zaman bir eksiklik hissediyorum. O nedenle hatta bir yere gevezeyelim diye, hatta bir serginin konusu oldu. Gevezeyelim. Gevezeyelim hiç durmadan ya çizecek ya boyayacak. Yani resim yapmadığım zaman bir boşluk hissediyorum, bir yokluk hissediyorum. Niye varım gibilerden, kağıt orada, tuval orada, ben burada. O olmuyor gibilerden mutlaka bir şeyler çizmem. Yani çok aç kalırsınız da bir peynir ekmek bile, bir çikolata parçası, bir ekmek parçası bile sizi tatmin eder. Öyle yani zaman zaman arabada bile bir şeyler çizerim. Eğer arkada oturuyorsam bir şeyler çizerim veya tasarlarım. Müthiş eskiz defterleriniz, evet, inanlardan ben. Ha mesela ben size buradan bir şu kadarını söyleyeyim hemen, belki bunu sonradan da anlatacağız. Şimdiye kadar tahminime göre bu defterlerden 170 civarında, 160 ile 180 civarında müzeyi yaparken bunların 15-20 tanesini değişik kişilere, galericilere, hatta İstanbul'da da bir kişi vardı, ona 2 tane, öbürüne 3 tane bayağı sattım. Sonra onları koparıp müzelerde satmışlar. O beni bir enterese etmiyor çünkü ben parasını aldım. Böyle ben şey yapayım isterseniz. Bunlar sizin otururken sürekli
Yani şimdi bu, ben şunu söyleyeyim, bu defter benim bu atölyede resim derslerine giriyorum ben. Resim kurslarımız var. Evet. Orada bu öğrenciler çalışırken masamda bu var mesela. Gidiyorum bir konuşmadan sonra hemen elime defter, aman defter zaten orada, kalemi, işte pastellerim orada, hemen 2-3 dakikada çiziştiriveriyorum ve rahatlıyorum. Hani bir insanın bir şeye özlem duyup da onu elde edememesi gibi bir durum şey yapmış oluyor, gerçekleşmiş oluyor. Bütün defterlerde böyle dolu. Hepsi. Şimdi bazıları, bu 70 veya 80 sayfa, bazıları 200 sayfalık da var. Bunların tamamını vakfa bağışlayacağım. Şu anda elimizde kalan defter, ben yani çoğunu, yani 40-50 tane belki çıkmış elimden ama 120-130 civarında elimde var yani şu anda. Bunun 90'ını da kayıt altında aldırdınız. 100 tanesi şey yapmış, kayıt altına alınmış durumda. 99'u hatta, hı, tam 100 değil, kayıt altında. Ve bunlar gelecek kuşaklara beni tanımaları açısından büyük, büyük bir şey olacak. Yani belge niteliğinde, evet, olacak. Bu, yani bunları satıp da paraya çevirmek doğru bir şey değil bence. O nedenle böyle burada bak ne yazmayan kalem demişim. Böyle bir şey çıktı. Yazmayan kalem. Notlar var. Hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi yeri gelince şöyle diyeyim. Adam rahmetli derdi ki benim böyle sözlerim var ya yer yer. Ya yazdım derdi, senin filozofi tarafın var derdi böyle bu doğru laflardan söylemiş dolayı. Zaman zaman bu defterlere de not düşerim ama burada bilmiyorum var mı, yok biz galiba. Biz not düştüğünüz defterlerin hepsini gördük. Bunlardan hatta çekimler de yaptık hocam. Böyle bakın işte sizin, bakın size o imza için yaptığım alıştırma işte bu. Yani evet, işte bu. Yani ben bir işi yapmam, yapınca da bunu ciddiye alırım. Böyle bir sürü. Bu imzada Sanat Var projesindeki eserimizin eskizleri onlar. Evet. Evet, şimdi bu Zeynep'miş. Kimse Zeynep. Böyle bak, benim kedim de böyle oluyor. Peki kadınlarınız var. Ama sizin kadınlarınız klasik değil. Aynen öyle. Bunlar benim kadınlarım. Yani evet, benim çizip gerçekleştirdiğim kadınlar. Peki mesaj ne? Mesaj yok. Mesaj yok. Mesaj yok. Ben sadece çiziyorum. Aklıma geleni çiziyorum. O anda çizmek istediğimi çiziyorum. Diyorum ki ne yapayım, şöyle işte mesela burada bu imza ile işe girdim, ne yapayım işte şurada şöyle bir benim resimlerim resimlerimin tamamı değil ama büyük çoğunluğu eklektik. Bir yüzeyde tek bir konu ele alınmış, klasik anlamda değerlendirilmiş değil. Ben bir yüzeyi bir sayfa olarak düşünüyorum, bir yazı sayfası. Nasıl bir yazı sayfasında not alan kişiler işte belli şeyleri yazarlarsa, ben yazı yazmıyorum, çiziyorum. Benim bir sayfada tek bir figür veya bir kompozisyon yok. O ilişkisiz nesnelerin bir araya gelmesi var. Örneğin burada kedi var, ne alakası var? Burada bir nü ayakta duruyor, buraya bir portre var, buraya bir başka portre var. Bunlar alışılagelmiş kompozisyon anlayışının dışında eklektik bir anlayış tarzı bunlar. Yani şey değil, geçmişe bağlı en ufak bir şey yok. Bakın mesela bu da böyle. Or çekiyor mu bu? Burayı çekebiliyor musun biraz? Ben gösterebilirim. Ya da önemli değil. Yani şöyle yapacağım kompozisyonların taslakları mesela buna benzer. Burada da iki yüzlü ayaz, bakın. İki burunlu ama iki gözlü. Aslan. Şimdi hocam mesela kadınlarımız klasik değil dedi. Gerçekten öyle. Farklı bir kadın modeli yaratmışsınız. Ara ara parçalamışsınız onları. Arkalarına çok sayıda çizgi yapmışsınız. Çizgisel figürler yapmışsınız. Bir de mesela farklı renklere boyamışsınız ellerinizi. Hep ellerini şurada hemen arkamızdaki
figüre baktığımızda görüyoruz. Bunlarla ilgili biraz bize söz eder misiniz? Ne diyorum yani? Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Biraz önce söylediğim gibi. Bir kere kadınlar vazgeçilmez. Sizin için. Kadın yani benim evet vazgeçilmez konum bir defa. Bir de şu var pardon. Kadının yanında mesela at figürü, hayvan olarak kuş, horoz, at, eşek ve kedi. Horoz. Kediler var. Bir. Kedi. Kediyi de söylemedim. Kedi de. Şimdi bunları ben zaman zaman bir şey gibi, bir yemek yapıyorsunuz, tuz, biber gibi kullanırım bu figürleri. O sorunuzu bir daha... Bir çizgisel bir anlatımınız var. Yani mesela kesinlikle, arkaya bir sürü figür atıyorsunuz tamam. Ama böyle bir figür yumağı... Anladım. Bir de renkleri evet, sordunuz. Bir de renkler. Şu, ben önde gerçekten bir figür seçerim kendime göre. Bu genelde ayakta olan değil, oturan bir hanım figürüdür. Ve onu ortaya çıkaran arka plan nesnelerini de yine o figürün duruş ve oturuş pozisyonuna göre seçerim. Renkleri de. Şeye gelince işte kol eli başka, yüzün bir tarafı başka, öbür taraf başka. Bu doğasal gerçeği değil, sanatsal niteliği vermesi açısından öyle ele alınıp, düşünülüp, değerlendirilmiştir. Sanat, doğanın yansıması değil. Sanat, doğayı, hani Van Gogh'un sözüdür, Tanrı'nın eksik bıraktığını, sanatçının yaratması gibi. Şöyle diyeyim, siz yola çıkıyorsunuz, başlıyorsunuz diyelim burası Balgat, Balgat'tan Kızılay'a gitmek istiyorsunuz ama hiç gitmediniz, yaya gideceksiniz. Aa diyorsunuz, benim nereye gitmem lazım? Demek bir bu tarafa gitmem lazım. Yola çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz, sağ tarafta bir sapa yok diyorsunuz, burası değil diyorsunuz, öbür tarafa gidiyorsunuz. Derken bir takım zikzaklar çizerek siz Kızılay'ı bulabiliyorsunuz. Resim de böyle. Bir sanatçı resme başladığı zaman bir hareket noktası var. Nasıl Balgat bir hareket noktası ise yürüyüş için, ressam için de bir hareket noktası. Ne, dans mı yapacaksınız? Hangi ana figürleri seçiyorsunuz? Onları koyuyorsunuz. Ondan sonra da onları tamamlayacak nesneleri onlar talep ediyor. O ana figür onları talep ediyor. Nasıl bir müdür, bir kişi bir makama geldikten sonra yanındaki memurları seçiyorsa, bu resimde de ana figürü ressam tuvaline kompoze ettikten sonra, yani onu oraya yerleştirdikten sonra, tamam dedikten sonra onu tamamlayacak nesneleri seçiyor. Renkler de aynı şekilde. Doğasal renkler değil, sanatçının kendini ifade edeceği, kendi sürprizlerini seçip boyaması ve onları çok farklı bir kompozisyon haline getirmesi, çok özgün bir kompozisyon haline getirmesi. Bir resim mutlaka sanatçının kişilik yansımasıdır. Eğer, hemen antiparade söyleyeyim. Ben bir yere şunu yazmışım. Ben resimlerime benziyorum, resimlerim de bana benziyor. Bakın bu özetliyor aslında. Ben resimlerime benziyorum, resimlerim de bana benziyor. Yani kişi resim değil, kendini yapmalı. Yani kendi portresini kastetmiyorum. Yani kendi zevkini, düşüncelerini, acılarını, nefretlerini, her şeyini tuvale yansıttığı zaman işte o resim oluyor. Öbürü sıradan resim oluyor. O kendisi oluyor, oradaki resim kendisi oluyor, öbürü sıradan resim oluyor. Kimler? Bakın, Picasso, Matisse, Cézanne, şu bu, bunlar. Bunlar niye çok spesifik kişilikler olduğu için çağımızda çok önemli ve gelecek çağlarda da çok önemli olacaklar. Yoksa resim, bugün Ankara'da ben onu örnek veriyorum, en az 10 bin kişi resim yapıyor. Belki İstanbul'da 40-50 bin kişi resim yapıyor. Ama kimler kalıyor? Çok spesifik olanlar, piramidin tepesinde olanlar kalıyor.
piramidin altında bir sürü şey var. Yani taş var diyelim. Aslında ama da önemlisiniz. Zirvede, zirvede de işte o noktada kaç kişi tutunabiliyorsa. Bu böyle. Bu nasıl oluyor? Tekrar söylüyorum. Çok spesifik bir kişilik. Bir defa benim 5 tahtam eksik. Başkalarının bir tahtası eksik. Benim 5 tahtam eksik. Bir dakika. Neden? Ama o benim için bir artı değer. Benim için. Benim korkularım var. Çok 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 farklı yanlarım var. O korkularım, o sevgim, o nefretim, o hümanist düşüncelerim, bunlar bir bütün oluyor ve benim resmimin, benim resmim oluyor onlar, benim eserlerim oluyor onlar. Onlar benim bir parça. Yani resim yapmıyorum ben. Evet, evet. Bak, ben resim yapmıyorum. Ben çizerek, boyayarak kendimi ifşa ediyorum. Bakmasını bilen çözer. Yani biraz önce söylediğim gibi çizgilerim bana benziyor, ben de çizgilerime benziyorum. Resimlerinizin bir yerine de kendi portrenizi çizgisel olarak yerleştiriyorsunuz bu, değil mi? Bu var. Ben bunu yaptığım zaman o filmcinin adını unuttum. Film nedir o? Alfred Hitchcock yapar. Hitchcock ya, kendi filmlerini koyarmış. Ben ama onu bilmiyorum. Sonra da öğrendim. Ama önemli değil. Yani o yaptı da ben onu takdir ettim şeklinde değil. O bilmiyorum içimden geldi bir yere koyuyorum ve ama bugün artık bir yerde değil birkaç yere koymaya başladım. Çoğaldım artık resmin bütün alanını işgal eden duruma gelmeyeyim de öyle birkaç yerde olması önemli değil. Ama hiçbir zaman ana figür, ana tema şeklinde kendimi resmetmedim. Evet, evet. Köşede, bucakta bir yerlerde. Aralara böyle sıkıştırmışsınız. Şimdi konuşulacak o kadar çok şey var ki. Çok. O kadar çok şey var ki. Ben Gazi'den, Gazi'deyken Adnan Bey ayrılıp Hacettepe'ye geçti. Sonradan ben Gazi'de işte epey yılını unuttum. Sonradan Hacettepe kurulunca Hacettepe'ye geçtim. Oradan Doğramacı işte şeyi kurunca, bir kenti kurunca Adnan Bey'in çok yakın arkadaşı, dostuydu. Adnan Bey beni ve Mürşid Hanım'ı da orada istedi. Rahmetli Mürşid Hanım. Grafik hocasıydı. Çok iyi bir grafik hocasıydı. Ben orada gittim. O yıl profesör oldum. 87'de. Ve 3 ay sonra Adnan Bey'e dedim ki benim hocama. Dedim hocam bana eyvallah. Ne, niye oğlum ne oluyor dedi. Dedim ben artık emekli oldum zaten o ara. Öyle geçtim oraya. Dedim ben çalışmayacağım. Gidip resim yapacağım dedim. Evimde gece kondumda falan. Ya sen deli misin dedi ya yeni profesör oldu dedi. Dur 4 seneyle bir çalış ama orada çalış. Sonra öğrendim ki oradaki çalışma sayılmıyormuş. Şeye devlet üniversitesi olması lazım emekli olabilmek için o profesör olarak. Emekli yani oradan ayrıldıktan sonra çok daha fazla ürettim. Verimli. Çok daha verimli işler yaptım. Birkaç anımı anlatayım bu gece konduğu ile ilgili. Ben şu kadarını yalnız antiparantez söyleyeyim. Ben Gazi'ye asistan geldiğim zaman Ankara'nın en kötü yeri, daha kötü bir laf çıkacaktı ağzımdan ama söylemedim. En kötü yeri yerinde çinçin bağları, yani altında çinçin bağlarında oturmak zorunda kaldık. 8 yıl sonra kendi gece kondumu Yeni Mahalle Şentepe'de yaptım. Orada da 16-17 sene, yani hayatımın büyük bir kısmı gece kondularda geçti. Orada gece Şentepe'deki gece kondumda 1900 bu üniversiteden ayrıldıktan sonra gece kondumda ecnebiler gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Allah rahmet eylesin hiç unutmayacağım Gilbert Bunyol, eşi Elizabeth Bunyol. Bunlar gelip beni orada buldular. Ve o kadar çok resim satın aldılar ki benden yani 30'un üzerinde korkunç paralar verdiler bana. Korkunç ya. Ve onlar başka bir İtalyanı getirdiler, onu getirdiler. Yani çok ecnebi geldi o dönemde bana. Bu müzenin temelleri o zaman daha atılmaya başladı. Şunun için, daha doğrusu şöyle, ben gece kondumun bir duvarını şey yapayım, sgraffito tekniğiyle bir rölyef yapayım da burası Mustafa Ayaz Müzesi şeyi olsun, sanat evi olsun ve belediye bunu yıkmasın diye
fakat sıra ona gelmedi, bir türlü onu yapma fırsatı olmadan bu proje ortaya çıktı. Ne oldu o gece kondu sonra? O gece kondu, yıkıldı, mücahitler kaçıp gitti. Yani yok orada, yok orada. Bir Türkiye gerçeği. İki daire verilecekti, ben kızlarıma verdim, o da yok oldu, gitti. Gece kondudayken ben resimlerimi, o zaman bir Renault arabam vardı, resimlerimi o bagaja atar, işte galerilere götürdüm, çerçeve falan. O gece kondu halkı bana diyor, hocam derdi, sen buna ne yapıyorsun ki? Dedim, satıyorum falan, ya bunlara para veriyorlar var ki falan. Dedim, vallahi ver dedim, bir tanesini ver, 50 lira vereyim sana dedim. Ki en az o resim 3.000-5.000 lira. Ya bir tanesi çıkıp dese ki, ya tamam hocam veriyorum 50 lirayı, hadi bana verin demedi kimse. Ve dedi, ben hocam bunu ne yapacağım, bunun odununu, şasesini kastediyor, odununu kırar sopaya yakarım dedi, öbürü bir işe yaramaz. Şimdi bir de böyle bilinçsiz bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Peki şimdi müzeye gelelim mi? Müzeye gelelim, evet. Bu önemli çünkü çok hakikaten inanılmaz bir şey yapmışsınız. Evet. Ve bunu kendi emeğinizle, kendi paranızla, kendi aklınızla yapmışsınız. İnanılmaz bir başarı bu hocam. Nasıl yaptınız? Şimdi Gecekondu'da biraz önce belirttiğim gibi burası Mustafa Ayaz'ın evi olsun, yıkılmasın diye bir duvarda resim tasarlamıştım ya. O duygu temelinde biz sonradan Çankaya'da daire aldık. Sonra tekrar Yeni Mahalle, bu sefer merkezde bina, özel bir bina yaptık, 3 dairelik. O dönemde benim, yani bu Gilbert Bunyol, o 87'lerde başlayan satış hızı devam etti, giderek devam etti ve para birikmeye başladı. Biz ailece, yani şey ya, öyle lüks ve savurgan bir aile değiliz yani, yeteri kadar, ne kadarsa. Ve ben 2002'de arsa aramaya başladım. Dedim ki, bu duvar işinden vazgeçtim, Şentepe'dekinden. Bir şey yapmam lazım, Mustafa Ayaz'a gibi yapmam lazım. Ben böyle bir büyük bir bina tasarlamıyordum, bunu söyleyeyim. Yani korkuturdu beni. O zaman da benim 1,5, yani bugünkü paraya göre 1.500.000 lira param vardı. Derken, şurası senin, burası benim. Şey yapamadık. Sonunda emlakçı dedi ki, hocam dedi, burası için bir arsa var dedi ama çok para dedi. Ne kadar dedim? Valla dedi, o zaman trilyon mu, katrilyondu. Bugünkü paraya göre 1.300.000 lira istiyorlar dedi. Burası kocaman bir arsaydı. Öyle çok tümsekti ve ortada bir köpek kulübesi vardı. Geldim, baktım, kocaman bir arazi. Dedim ki, bu arsanın neresi satılık? Hepsi dedi. İki arsa dedi, birleştirilebilir dedi. Bunun üzerine, neresi? Şirket. Merkezi İstanbul'da. Gittik. Kapıda Metin Bey diye birisi bizi karşıladı. Bu bir şirketin arsasıydı. Buraya şey yapacaklardı. Merkez. Onun üzerine gittik. Kapıda karşıladı. Dedi ki, hocam biz 1 milyon bugünkü paraya göre 300. Dedim, benim 600 bin dolarım var. Gerçekten dolardı ve o da 1 milyon bugünkü paraya göre para yapıyordu. Bu gitmiş sonradan oranın, yani genel müdür İstanbul'da, bu Ankara'nın müdürü Meral Bakır. Ya şans olacak, yani şans faktörü çok önemli. Meral Bakır da benden resim satın alan daha önce, beni tanımıyor. Yani ben onu tanımıyorum, o beni tanımıyor. Ama benden resim satın alan dokudan bir bayan. Bu sefer demiş ki, kim? Bir ressam demiş, alacak. Kim? Ressam Mustafa Yaz. Bizi kapıdan karşıladılar. Meral Hanım, daha önce benden resim aldığını söylemiştim. Oradan beni tanıyormuş. Mehmet Kıyat da ikinci kez gittiğimizde bizi Meral Bakır'ın odasına aldı, Metin Bey. Gittik ama ben Meral Bakır'ı tanımıyordum. Orada tanıştık.
resim almış benden ama bu sefer dedi Mustafa Bey hoş geldiniz işte falan derken böyle böyle dedim ki vallahi Meral Hanım benim 600 bin dolarım var dedim. Ben bir vize yapmak istiyorum falan. Ondan sonra öyle laf lafı açtı. Yalnız orada ben zekice bir şey söyledim. Bana göre öyle biraz yani onları yumuşattı o fiyat konusunda. Dedim ki baktım duvarlarda kartpostallar, kocaman bir müdür odası, koridorlarda her tarafta kartpostal resimler asmışlar. Dedim Meral Hanım, siz sana sever bir insansınız dedim, resim aldığınızda göre dedim, böyle biraz da işi şakaya vurdum. Bu duvardaki resimler hiç yakışmıyor dedim ya, siz bana orayı verin dedim. Bu duvarlara dedim ben size 20, 30, 40, 50 tane dedim ya şey yapayım, sulu boya, sulu boya. Sulu boya yapayım dedim. Ondan sonra sonunda da dedim bunlar şeye kalır, demir başında kalır falan gibilerden. Şöyle Metin Bey dedi, döndü, Metin Bey ne diyorsun dedi, verelim mi Mustafa Bey orayı dedi bu fiyata dedi. Valla peki tamam dediler. Bu dediğim Kasım, 2002 Kasım ayı ya da Aralık'ın başı da olabilirdi. Dedim, dedi ki paranız hazır mı? Hazır dedim. Ne zaman yapabiliriz? Üç gün, iki gün sonra biz size haber veririz dedi. İki gün geçti yok, iki hafta geçti yok. Dedim yok ya. Uyuyamıyorum, sabahlara kadar uyku uyuyamıyorum. Sürekli uyku, Metin Bey'i arıyorum. Ondan sonra bizim şeyi arıyor, hocam merak etme bir problem çıktı dedi İstanbul'la. Ondan sonra bu sefer iyice umudu kestim ama uykusuz. Yani o ara bayağı sıkıntıya girdim. Bakın, Aralık geçti yok, Ocak geçti yok. Şubat bu sefer ikide bir, ben şey yapıyorum ama bu aracı olan ne derler ona? Komisyon. Komisyoncu beni, bana diyor ki hocam sana verilecek merak etme gibilerden hep öyle diyorlar falan derken beni aradılar. Umudu kesmişken aradılar. Dediler ki hocam paran hazır mı? Ya hazır dedim. Birden dedim şaka mı yapıyorlar falan. Bakın 3 ay bekledim ve sabahlara kadar uykum kaçtı. Uyuyamadım. Dediler ki işte Perşembe günüydü galiba tapuyu yapıyoruz. Bu sefer gittik, para işte çek, neyse onlar halledildi, gittik. Peki o imzayı nasıl attım, elim nasıl titriyordu heyecandan, o anları unuttum yani. Korkunç mutlu oldum. Herkese para dağıttım. Oradaki insanlara fazla paralar verdim falan. Muhasebeciye fazla verdim, resim verdim, şeye, muhasebeci diyorum. Komisyoncuya falan. Onların resimlerini de sonra yaptım, ATM'e geldiler derken bu sefer tapuyu cebime koyduktan sonra yine uykusuzluk başladı. O zaman neden uykusuzluk başladı? Sabahlara kadar bu kocaman arsa üzerine nasıl bir bina yapacağım diye projeler çizmeye başladım. Resim yapmayı bıraktım o dönem. Ben her akşam evde desen çizerim. O dönemde desen çizmeyi, resim yapmayı bıraktım. Proje çiziyorum. Ve bu müzenin mimarı Kadir Atabaş dedi ki Ayaz dedi bu müzenin mimarı ikimiziz, senin de katkıların var dedi. İçinin boş olması falan gibilerden. Yalnız bu kocaman arsa içinde ben sandım ki yani bu belli bir şey var. Yani bu kadar arsada ne kadar bir bina yapılacak diye 550 metrekare tabanda kullanım alanı ancak veriyor belediye. Ama biz bu boş alanı ona saydırtmadık. Yani öyleymiş yasalar. Bu boş alanı ona sayılmıyor. Dolayısıyla da genişleyebiliyorsun. Evet, onun için de böyle büyük oldu. Sabahlara kadar şey yapıyorum, proje çiziyorum. Bir taraftan da diyorum ki arsanın bu tarafına işte müze olur, arkaları bahçe yaparım diyorum. Oralara heykel yaparım kafamda. Sonra inşaat başladı, bir baktım oradan başladı, betonlar dökülmüyor. Buraya ya bu ne oluyor dedim ya arsanı tam. Geldi Kadir Atabaş dedim ne oluyor? Buranın hepsi tamam diyor. Ya bu kadar büyük mü olacak? Evet diyor. Şaşırdım yani sonradan. Bu kadar büyük olacağını hiç tasavvur etmiyordum. Arsanın tamamını kullandı.
Ve bana göre çok mükemmel, yani müthiş bir şey oldu. Çok müthiş bir şey oldu. Emeklerinize sağlık. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ben 10 defa zar atmışım. 10 defa da düşeş geldi. 10 defa zar attım, 11 defa değil. 10 defa zar attım, 10 defa da düşeş geldi. Yalnız bir şeyi hiç yapmadan bunu burada söylemem lazım. Bana gelip diyorlar ki, senin baban fındık tüccarı mı? Bu parayı nereden buldu? Resimlerden kazandı mı? Kimse inanamıyor. Ondan sonra antiparantez, biz buraya verdiğim paranın üç kadını küçük bir dükkana verdik, vakfa aldık, söylemiştim size. Evet. Gene kazandıklarımı gene vakfa şey yapıyorum. Allah bana biraz daha ömür verirse gene kazandıklarımı gene vakıfın geleceği için harcayacağım. Bana hep şey yapıyorlar, yani bu senin nereden aklına geldi, niçin yaptın bunu? Ben şöyle dedim, ben Atatürk'ü olan borcumu ödemek için yaptım dedim. Vefa bak borcu. Tüylerim diken diken oluyor. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü eğer Atatürk'ün o köy enstitüleri olmasaydı, benim okuma, tahsil yapma, İşte profesör olma, bu müzeyi yapma şansım sıfır. Sıfır. %1 değil, sıfır. Yani biz o köy enstitüleri sayesinde tahsil yapma fırsatı bulabildik. Ne oldu? Oraya girdik, oradan işte seçildik, oraya gittik. Yani toplum, devlet bir yerde başarılı olanı şey yapmıyor, yok saymıyor. Başarılı olan bir gün geliyor, yerini buluyor. Bir gün gelip yerini buluyor. Ben çağdaşlık adına böyle bir müzeyi yapmaktan büyük büyük gurur duyuyorum. Çocuklarım büyük gurur duyuyor. Bundan daha büyük bir servet olamaz. Ne olacak yani bu dünyada yediğimiz, içtiğimiz belli ya yani. Da biriktirdiğimiz. Yani ne olacak biz? Yani benden bakın, ben nereden nereye geldim? Benim çocuklarım, torunlarım da birazcık çalışırlarsa onlar da rahat yaşayabilirler. Ben bu tabii bu bana göre bu çok kısa bir özet. Ama bir şeyimi, bir komik anımı da şey yapayım, bu şeye konuşmanın içine sığdırmak istiyorum ya da onu anlatmak istiyorum. Rahmetli Orhan Peker Trabzonluydu. O benim hemşerim yani. Bu şeyken bir gün onu ziyarete gittim. Mithatpaşa'da orada bir yerdeydim. O zamanlar oralar ucuzdu. Fakat bana hiç yüz vermedi. Ben hemşerim işte ben de Trabzonlu Çaykaralıyım falan hiç şey yapmadı. Zaten içkiliydi falan. Bir öğlen üzere. Ama sürekli içki içerdi o, rakı içerdi ve resim yapardı. Yıllar sonra gecekonduda, sonradan o çerçeveyi yapmayı çok severdi. Değişik ağaçlardan, Japonya'ya bir geziden dönüşte şeyler getirdi, ağaç parçaları, değişik Japon ağaçları, küçük ve bizim iş atölyesinde onlardan çerçeve yaptı. Orada sohbet ettik, o eski soğukluk şey yaptı. Bayağı sohbet etti, hatta resimlerimi gördü, baktı, etti, güzel falan dedi. Ya da bir o çok erken yaşta öldü maalesef. Yıllar geçti, rahmetlik olmadan mıydı bilmiyorum, unuttum. Yalnız benim TRT'den ve değişik kanallardan, o zaman daha çok TRT'den gelip bir çekimler yaparlardı. Ve çekime gelen bir kızcağız vardı, onun desenini çizdim falan derken onlar gittikten sonra dedim ki ya Orhan Peker kafayı çekip resim yapıyor, ben de şunu bir tuvale aktarayım, bir figür, mavili bir figür yapayım dedim ve ben de bir düble rakı içtim. Ben mide ülserim olduğu için çok şey değilim yani, meraklı değilim. Arada bir ha, bu arada antiparantez şunu söyleyeyim, bana doktor tavsiye etti rakıyı. Sen dedi, bir gün ben bir yemek vermiştim de, dedi ki sen niye içmiyorsun, benim ülserim var dedim.
Dedi ki arkadaşlarına ki getirin şuradan kadehi, hocaya da bir rakı vereceğim. Döndüm Şirazi Bey'di adı. Şirazi Bey dedim, siz doktor musunuz diye bir de ben şey yaptım, ben nasıl bana iç dedi, midene iyi gelir. O ama asıl anlatacağım şu. Şimdi Orhan Peker içki içerek resim yapıyordu. Ben de iç yapayım, bakayım nasıl olacak. Yaptım. Resim bitti. Bir çekildim, kenara baktım akşam üzeri. Ama bahçe katı, çok güzel bir gece kondu vardı. Çok da güzel bir atölye vardı bahçe katı. Üstü yer. Aman Allah, harikalar yaratmışım. Yani demek ki dedim, Orhan Peker çok haklı. Yani demek ki dedim, rakı, içki ile insan çok daha özgür olabiliyor, çok daha rahat çalışabiliyor. Yani kendime aşık oldum. Bakıyorum. Ya Allah Allah, nasıl yapmışım ben bu resmi, bu mavili resmi? Derken biraz sonra yukarıdan tak tak yemek hazır. Çıktım, yemeği yedim, uzandım, televizyon izledim biraz. Özledim resmi, bir kat alta. Dışarıdan, içeride merdiven yok, dışarıda. Aşağı indim, çok güzel bir ışıklandırma. Baktım, güzel ama eski güzel değil. Biraz farklı. Dur bir dakika, daha bitmedi. Biraz farklı, oradan bir sonuca geleceğim. Biraz farklı. Allah'ım falan, ayıktım biraz. Sabah oldu, kahvaltı hazır. Daha kahvaltıyı yememiş. Hemen aşağı indim. Bakayım ne yaptı, benim resim ne oldu? Benim resim kendi içinde kaçıp gitti mi, ne oldu? Aşağı indim. Yani bu televizyon çekimi olmasaydı çok kötü bir laf söyleyecektim ama şimdi onu çok ehvenişer olarak şunu söyleyeyim, berbat. 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 Bakın ben şu sonuca varıyorum burada. Herkes yaşam tarzı neyse o ona göre resim yapmalı. Böyle yalancıktan sarhoş olup da yalancıktan bilmem heyecan, bazı ressamlar böyle fırçayı eline alır, yalancık poz yapar, yalancıktan gösteri yapar. Böyle güya bir karıştırır, boyaları atar. Bunlarla olmaz. Yani bir insanın yaşam tarzı neyse bu budur. Kendiniz olacaksınız. Yani evet, kendiniz olacaksınız. Kendiniz olduğunuz zaman farklı oluyorsunuz. Niye? Çünkü dünyada 7 milyar insan olduğunu söylüyorlar. 7 milyar DNA demek, 7 milyar kişilik demek. Ama bu kişiliklerin bazıları çok spesifik, çok sivrilmiş kişilikler. Tabii ki o sivrilmiş kişilikler bir yerlere geliyor. Anonim kişilikler ortadan kayboluyor. Evet, bu başka bana soracağınız ne var? Şimdi hocam, siz diyorsunuz ki sanatçı kendine sahip çıkmalı. Böyle bir sözünüz var. Siz aslında müzeyi biraz da kendinize sahip çıkmak, eserlerinize sahip eserlerinize bir yuva oluşturmak, korumak için yaptınız anladığım kadarıyla. Değil mi? Böyle bir yönü de var. Aynen öyle. Çok doğru. O sözüm şöyledir. Devlet ve toplum sanatçıya sahip çıkmıyorsa, sanatçı kendine sahip çıkmalı. İşte bu müzeyi yaparak ben kendime sahip çıktım. O nedenle ben bugün kendi ayaklarımın üzerine durabilecek bir kişiyim. Kimseden bir beklentim yok. Zaten kimsenin de bir kuruş verdiği yok. Kimsenin de bir kuruş yok. Beklemiyorum, size bir şey söyleyeyim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyordum, müzeyi yapıp vakfı kurduğum zaman. Yani nasıl böyle şey toplanıyorsa vakıflara işte para, ya bize de herhalde bazı sanatseverler 3-5 kuruş yardım eder vakfa. Benim aile olarak, kişi olarak bizim paraya ihtiyacımız yok ama vakfın ihtiyacı var. Yaşaması için ihtiyacı var. Bir galerici tabii kendi menfaati için belki de jest olsun diye 1.000 lira para yatırdı vakfa. Bir de bir koleksiyoner benden bir hayli resim aldı, iki parti olarak ve şey yaptık, kendi kendime kazık attım. Tam Laz aklı bizimki, yani Karadenizli aklı. O da nerede? İşte o zaman 60 bin lira tuttu. Dedi ki ben dedi şey dedi 55 bin lira vereyim dedi. Dedim sen dedim vakfada şey yaparsan, bağış yaparsan dedim
Tamam veririm dedim. Bir baktım o kârı çıktı. Yani oysa o parayı ben alıp vakfa verseydim daha iyi. Daha iyi. Kısacası o galericinin dışında bize bir kuruş gelip de ben vakfa, Mustafa Yaz Vakfı'na 5 lira, 10 lira, 100 lira bağış yapıyorum. Bağış makbuzu var mı? Tabii var. Söyleyen soran olmadı. Çok burada güzel. Yazıyor dışarıda. Devletten de bir katkı olmadı. Hiç. Olmadı. Kamuya yararlı vakıf olabilseydik bir yardım gelecekti ama çok çok uğraştım, çok çabaladım, çok ama olmadı. Olmadı. Artık bundan sonra da hiçbir beklentim yok. Ve diyorum ki Tanrı bana 3-5 sene daha ömür verirse, bir dükkan aldık, bir tane daha öyle alırsam hiç kimseye muhtaç olmadan biz burayı yaparız. Benden sonra da yürür. Benim varlığımda zaten yürüyor. Hiçbir ihtiyacımız olmadan resimlerden aldığımız paraların bir kısmını buraya harcıyoruz. Yani tekrar söylüyorum, kimseden bir şey beklemiyor. Kimseden beklemiyor. Aslında tabii siz bu noktaya gelmişsiniz ama bu çok acı. Ben, siz buraya çok müthiş bir müze kurmuşsunuz, yatırım yapmışsınız. Mutlaka bir destek olmalıydı. Ben bunu söylerken yani beklemiyoruz, gözümün ifadesinden anlıyorsunuz herhalde. Kızgınım. Evet. Çok kızgınım. Haklısınız. Çok kızgınım. Kızgınlık da kırgınlık da var. Yani evet. Halkımız da çok duyarsız. Ne yazık ki. Yani adam şey gibi yani gemiler dolusu para kazanıyor ama demiyor ya şuraya ben açıyorum işte gönlüne ne koparsa şu, gelip geziyor burayı görüyor takdir ediyor ama çıkarken şeye orada 250 liralık Rabzeliksel'i satın alırken bile pazarlığa kalkıyor. Bırakın vakfa bağış yapmayı. Halbuki hepsi vakfa aktarılıyor. Buranın dönmesi için kullanılıyor. Işte, yani bütün bu telif hakları ne olsun, şu olsun, bu olsun hep o şekilde yürüyor. Yani burası. O dükkanı satın almam bir defa problemin yarısını çözmüş gibi durumdayım şu anda. Kimseye ihtiyacım yok. Çünkü çok duyarsız. Toplum çok duyarsız. Şaşırıyorum yani. Şaşırıyorum sadece. Hiç ben böyle olduğunu bilmiyordum. Böyle olacağını bilmiyordum. Bakın, Tanrı bana 3-5 sene daha ömür verirse bu iki fırça sallamaktan ben bir gayrimenkul daha satın alırsam vakıf adına burası yürür. Yürüyecek zaten. Tabii artık buraya kadar gelmiş yani yürüyecek, yürüyecek, yani yürüyecek yani tabii. yürüyecek. Zaten çocuklarınız da bu işin başında evet. Bulunuyorlar. Ben bir şey daha söyleyeyim. Ya nereden birden aklıma geldi bu desen işinden bu çizim, bu deftere bakınca aklıma geldi. Yani benim çok güzel laflarım var. O portrenin üzerine okuyun. Onları kendiniz isterseniz şey yapın. Veya ben... Onu çekeriz şimdi. Aslında bizim sorularımız içinde küçücük böyle aldığımız notlar var sizin laflarınızdan. Onlara mutlaka değinmek istiyoruz ama ne kadar vaktimiz kaldı? Bilmiyorum. Şunu söyleyeyim. Ben şöyle yazmışım bu defterlerden bir tanesine. Lile'ye de söyledim. Ha olur dedi bana. Dedim ki ben öldüğümde mezarıma bir defter, bir de kalem ve Fernando Pessoa'nın Huzursuzluk kitabını koyun. Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabı diye bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Yani ben öğrencilere söylüyorum, anlamıyorlar. Biraz felsefi şeyler de var. Mezarıma bir defter, bir de kalem ve de Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabını koyun. Şimdi bunu herkes yapmıyor. Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabını okuyorlar. Benim öğrencilere söyleyince yani aslında o şu, ben çizmeyi çok seviyorum. Çizmeyi seviyorum. Çizerek, boyayarak, sevmek, mutlu olmak, yaşamı sürdürmek. Ne güzel hocam, yani hem sevdiğiniz, istediğiniz gibi yaşamışsınız, hem de kazandıklarınızla kazanç sağlamışsınız ülkeye. Bu çok önemli bir şey. Ağzınıza sağlık.
Elinize sağlık, aklınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ah. Yani sizden dinleyecek çok şey var ama. Evet. Bunların hepsi var aslında kayıtlar altında. Yani çok teşekkür, ben size çok teşekkür ederim ama sizin bu sözünüzden sonra, final sözünüzden sonra ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Güzel yaşamışsınız dediniz ama hiç güzel yaşamadım. Çünkü ben çok acılar çektim, çok acılar çektim. Gece kondu yaşamında. Gece bu Şentepe'de sular donardı, 3 saat, 5 saat Pirmüz'de sular açacağım. Üniversitede hocalık yaparken inşaatlarda yemeğecilik yapacağım, orada amele gibi çalışacağım. Erzurum köy enstitüsünde okurken 8 katlı binaya sırtımda tuğla taşımak, taşıyarak 3 lira yemeğiyle çalışmak. Yani aslında çok acılar çektim, çok acılar ama bugün O acıların üzerine çok güzel bir mutluluktan oluşan bir köşk yaptım. Yani hem hem de o acıları çekerken bile üreterek ve istediğiniz işi yaparak aynen öyle üretmeye devam ettim. O acılar piramidi üzerinde yeniden bir köşk yaptım. İşte ben şimdi o köşkte yaşıyorum. Yani Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Aslında dediğim gibi bunlar günlerce konuşulacak şeyler var. Gerçekten öyle. Yani küçük küçük anılar var Orhan Peker'in de olduğu gibi. İnşallah belki bir şans olur, tekrar bir çekim yapma şansımız olur. Hani süremizin sonuna geldik. Biz son olarak izleyicilerimize söyleyelim. Mutlaka gelip Mustafa Ayaz Müzesi'ni gezsinler. Buradaki bu güzelliği, hakikaten Ankara'da oluşturmuş bu vahayı görsünler istiyoruz. İnsanlık bugüne gelene dek çok acılar çekti. Onu isterseniz yeniden şuradan başlayalım. Önce kırmızı yazıları okuyalım. Olur. Bunlar gönül yazıları. Aşk bir ateştir. Yanar yanar söner ama küllerini karıştırırsan gene bir sıcaklık hissedersin. Buna gelelim. Kafam büyüyor seni düşünerek. Ömrüm sensizi düşünmekle geçti. Aşk düz bir çizgidir. Onu yönlendirmeye kalkma, kırılır. Yürekten sevileni akıl gücüyle gönülden söküp atmak zor. Şuraya geçiyoruz. Öylesine çok sevdim ki beynime sığmadın. Böldüm, yarısını da kalbime koydum. Hepiniz yaşadınız bunu. Resim yapmak değil, uzaktan sevmek yoruyor beni. Sevmek acı veriyor, sevip de söyleyememek kahrediyor. Beynimde gizlediğim aşkların resmini çizip boyamaktan helak oldum. Gelelim şimdi burada, şuradan başlayalım. Kalbimin ritmiyle resim yapıyorum. Yaptıklarım değil, asıl yapacaklarım heyecanlandırıyor beni. Siyahı severim ama karanlıklardan çok korkarım. Sanat dağları yiyip bir damla bal özümlemektir. Beni resim yapmaya zorlayan en büyük güç arama heyecanıdır. O heyecan sayesinde durmadan çalışıyorum. Çünkü çalışmazsan, aramazsan bulamazsın. Kendin beğenmediğini başkalarına beğendirmeye kalkma. Benim sanatta en büyük buluşum kendimi arayıp bulmam olacaktır. İçimdeki acıyı resim yaparak kusuyorum. En yaratıcı resimlerim başlangıçta sonucunu hayal bile edemediğim yapıtlardır. Doyum bilmez yaratma sancıları midemi de deliyor, kafamı da. Başlamak zor, geliştirmek daha da zor. İmzayı atarken keyiften doyulmaz. Keşke bunu sonradan okusaydık ama aynı şey. Ben beni arıyorum. Bulana dek arayacağım, ölene dek arayacağım. Nah bulursun. Bulamazsın yani. Sanatta hiçbir zaman son yoktur. Ben çizgilerim de bana benziyor. Başımız bedenimize göre çok küçük. Ama kafatası içindeki akıl düşünebildiğin kadar sonsuz. Bu sanatın dışında bir söylem ama sürecinde oluşur. Aa resim bitti deriz. Aa resim bitti. Güzeli feda etmeyi göze alamıyorsan daha güzelini bulamazsın. Yani yıkarak, bozarak inşa etmek.
Güzellikleri paylaşmak mutlulukların en güzeli. Başkalarının tekniğine heveslenenler kendi sanat dilini bulamaz. İnsanlık bugüne gelinceye dek çok acılar çekti. Ama insan olabilmek için daha çok acılar çekecek. Özellikle büyük boyutlu çalışmalarımda ince hesaplar ve coşkulu ataklar birbirini kovalıyor. O kadar çok şey yapmak istiyorum ki çoğu kez hepsi birbirine karışıyor. Bu da yeni bir sentez oluşturuyor. Resmin ilk aşaması dünya savaşını başlatmaya benzer. Yaptığım her resim beyin hücrelerimi biraz daha tüketiyor. Ne zaman ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ama siz dediniz ya kırmızılar aşkla alakalı olan. İmzanız da aynı renk oldu. Değil mi? Zaten o. Çünkü o benim aşkım. Sevgi olmazsa sanat da olmaz, bilim de olmaz, yaşam da olmaz. Yani bu Tanrı'nın canlılara verdiği en önde olan bir güdü. Ya yani bu olmazsa olmaz. Yani dünya canlıların var olma nedeni bu. Öyle değil mi? Yani başka türlü olmazdı. Öyle şey değil yani. Bir bina gibi inşa edilmez yaşam, canlılar. Bir bina gibi, bir başka şey gibi. Ruhsuz olamaz. Sadece o değil, sevgisiz olamaz. Sevgisiz, ruhsuz, matematiksel duygusuz. Bir şey değil, duygusuz olamaz. Tabii. Sevgisiz olmaz. Yani yaşam olmaz. Yani bu yazıyı bazıları yanlış anlıyor. Ben bugünü değil, geleceğin mutluluğunu yaşıyorum. Bugünü yaşamıyorum. Geleceği biliyorum ben. Burada da izlediğiniz yol var değil mi hocam? Ya bu işte köyüm, kasaba, oradan Erzurum, oradan İstanbul, oradan kendi köyümde hocalık, ondan sonra Ankara, Gazi eğitim, Çorum Öğretmen Okulu'nda hocalık. Sonra tekrar. Tekrar Ankara ve Gecekondu. Gecekondu'dan Mustafa Ayaz Müzesi'ne. Oradan Mustafa Ayaz Müzesi'ne geliyor. Evet. Bir de hocam, bu şu şey çok önemli. Şimdi bu abiniz yaptı değil mi bunu? Burnumu kuran dediğim yani evet. Bana babalık yapan abim köy esne girdiğim zaman benim için yaptığı bavul. Bu bavulda kitaplar, ayakkabılar, elbise ne varsa hatta meyveydi, şu suydu, bu suydu annem onları da koyardı, taşırdım. Şu anda bakın çift kulplu kopmasın diye şu anda bunun boşunu taşıyamam. Ya. O zaman içi doluyken taşıyorduk, şimdi taşıyamam. Bu yazıyı ben ona okuduğum zaman cankıraş çok duygulandı, hatırlıyorum. Şöyle yazmışım bakın burada. Abim Ahmet Ayaz'ın 1953'te benim için yaptığı bavul. Bu bavulla değişik kentleri dolaştık, birlikte yaşadık. Bu, burayı okumuyorum, Erzurum Köy Enstitüsü, İstanbul Öğretmen Okulu ve Gazi. Burada şunu diyorum, çektiğim sıkıntıları, zorlukları, geleceğe yönelik istek ve arzuları, güzellikleri paylaşmayı, başarı hırsımı, müzeyi yapacak iddialarımı, kısaca her şeyi bu bavulla günümüze taşıdım. Ha bunun önünde şöyle. Herkes fotoğraf çekti. Evet. Nasıl diyeyim? Bu müzenin finansmanı derken aslında benim tükettiğim tüplerin hepsini biriktirseydim böyle bir tane değil 50 tane heykel yapabilirdik. Ha bu bir şey olsun diye bir nasıl sembolik bir şey olsun diye böyle bir şey yaptık. Hiç de fena olmadı. Ha şu masa benim Gecekondu'da kendi derme çatma işte ağaçlardan yaptığım çalışma masam orası. Orada o kocaman resimlerde benim paletim burasıydı. Yani şuydu. Şunun tamamı. Ha işte burada fırçaları bu şekilde buraya koyardık. Burada başka bir şey koyardım. Bunun içine terpentin koyardık. Bakın delikli bu. Bu var zaten piyasada satılır ama bu ben kendim yaptım süzmesi için ve açılış buranın 5/11/2009. Neden bu şey yaptı ters döndü? Bakın okuyayım da sonra söyleyeyim. Hı. Mustafa Ayaz demişim. 1938'de Trabzon Çaykara kazası Kapataş köyünde doğdu. Şimdi bu bir başlangıç. Bunu ben devam ettirsem
Orada kalacak. Hayır, şey kitaplar da olması lazım. Bu burada kal, şey öz geçmişim geçmişte kaldı, yaşasın gelecek diyerek bugüne geldim. Yani, burada doğdu ama ben onları geride bıraktım ve geleceği inşa ettim. Teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Geldiniz, gördünüz, çalıştınız. Arkadaşımıza, hemşerime. Sağ olun hocam, çok hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet, sevgili seyirciler, bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik. Sponsorumuz Colorbox'a ve O Gün TV çekim ve yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sanatla kalın. Hoşça kalın. Thank you.